Bu yoğun ilgi Teşekkür için ederim de hepinizi hocam. tebrik ediyorum. Bazı oturumlara katılabildim. Tamamına katılamadım ama takip eden arkadaşlar sorularıyla falan bayağı darlıyorlardı. Sanırım hazırlıklı bir ekiple karşı karşıyayız aile psikolojisiyle ilgili. Başlıyorum o zaman ben. Yavaş yavaş. Şimdi sosyal psikoloji alanında kapsamlı bir çalışma geleneğini temsil eden grup dinamikleri kabaca insanların bir grubun üyesi olmalarından kaynaklanan ya da onunla ilişkili psikolojik süreç ve davranışlarına odaklanıyor. Ahlak psikolojisi literatürünün bugüne kadar biriktirdiği bulgulara baktığımızda ise ahlakın insan sosyal davranışlarında ve özellikle de grup içi süreç ve gruplar arası ilişkilerinde çok merkezi bir konumda yer aldığını görüyoruz. Şimdi buradan hareketle grup dinamikleri ve ahlak arasında birbirini karşılıklı olarak etkileyen bağıntılar olacağını beklemek tabii ki çok şaşırtıcı olmayacaktır. Keza bu sunumda da benim yer yer değineceğim literatürde bize bu ilişkiyi incelemenin, yani ahlak psikolojisi ve grup dinamikleri arasındaki ilişkileri incelemenin iki çalışma alanının birbirinden bağımsız olarak tek başlarına iken analiz düzeyleri açısından farklılıklar barındırmaları nedeniyle gözden kaçırabildiği ya da böyle bir risk taşıdığı çeşitli psikolojik durumları daha iyi kavrayabilmemize bir olanak sağlayabileceğini gösteriyor. Benim bu sunumda da amacım hem grup dinamiklerinde ahlakın konumunu hem de ahlak psikolojisinde grubun rolünü ve çeşitli teorik yaklaşımlar ve birkaç görgül bulgudan hareketle tartışmak olacak. Buna ek olarak da temel vurgulayacağım şey ise en sonunda söyleyeceğim şeyi burada da söyleyeceğim. Bugün birbirinden görece ayrıksı gibi görünen bu iki yaygın, biri çok eski bir geleneğe dayanan, diğeri son zamanlarda çok ciddi çalışmalarını biriktirmiş olan alanın aslında pek de ayrıksı olmadığı ve daha da önemlisi bu iki alanı birbiriyle etkileşim içerisinde bir bütüncül bakış açısıyla çalışmanın bizlere sosyal psikolojik süreçlerde önemli bir kavrayış kazandırma potansiyeli olduğunu vurgulamak olacak. Şimdi grup dinamikleri dediğimizde sosyal psikolojide aslında neredeyse sosyal psikolojinin ortaya çıkışına kadar geriye götürebileceğimiz büyük bir şemsiyeyi ifade etmiş oluyoruz. Fakat bugün grup çalışmalarının geldiği nokta açısından baktığımızda bir kuramdan da öte artık yaklaşım olarak kabul edebileceğimiz sosyal kimlik yaklaşımı önemli bir çatı bizim için. Bu yaklaşım kendi içinde pek çok hipotez barındırıyor ya da etkisiyle ortaya atılmış yeni teorik yaklaşımlar vesaire de bundan epey zengin bir hem literatüre sahip hem kuramsal derinliğe sahip diyebiliriz. Fakat ben burada tabii detaylarına çok girmeyeceğim. Temel olarak insanların kendilerine ait hissettikleri grup kimliklerinin yaşamın pek çok alanındaki psikolojik süreçleri üzerinde çok baskın bir role sahip olduğunu vurguluyor diyebiliriz kuramın. Bu yaklaşımda sosyal kimliğin içsel kişisel düzeyden yani neredeyse biyolojik süreçlere varıncaya dek grup düzeyine kadar ve kültür düzeyine kadar analiz düzeyleri açısından çok geniş bir yelpazede insan hayatını etkilediği kabul ediliyor. Yani bir sosyal kimliğe sahip olmanın. Bu ön kabul de esasen aslında iki temel motivasyon üzerine kuruluyor. Bunlardan bir tanesi sosyal kategorizasyon, diğeri benlik saygısı ya da işte benlik saygısı hipotezi olarak da adlandırıyorlar. Sosyal kategorizasyon dediğimiz şey aslında hep bildiğimiz psikoloji lisans eğitiminden itibaren insanların bilişsel bir cimri olduklarına yönelik bir klasik bakış açısı var. Çevrelerindeki psikolojik öğeleri kategorize ederek karmaşık bir dünyayı yalın hale getirdikleri ve bu karmaşayla yola çıkmayı daha kolay hale getiren bir işlevi olduğu düşünülüyor kategorizasyonun. Yani düşünülüyordan kastım öyle de aynı zamanda. Sonuçta bilindiği üzere insan belleği en kısa ve en kestirme yolu seçerek hızlıca bilgi işleme ve onları kullanmaya çok elverişli. Bu süreci kısaltmanın en etkili yollarından biri de kategorizasyon. Bir şeyi kategorize ettiğinizde bu psikolojik herhangi bir nesne de olabilir. İnsanlar da buna dahil elbette. Belli bir takım ortak nitelikleri açısından bu öğeleri çeşitli sınıflara, gruplara ayırmış oluyoruz ve örneğin insanlar artık bizim için erkekler, kadınlar, homoseksüeller, heteroseksüeller, Türkler, Kürtler gibi çeşitli kimliklerle adlandırılabiliyor.
insanlar bir grup olarak algılandığında, bir grup olarak kategorize edildikten sonra artık bu gruplar diğerlerinden özellikleri bakımından ayrıksız tutuluyor ve onlardan farklı yönleriyle daha çok kavranmaya çalışılıyor. Yani bizler kendimizi ve başkalarını çeşitli özellikleri açısından kategorize ederek algılıyoruz diyebiliriz. Benlik saygısı hipotezi ise insanın olumlu bir benlik saygısı gereksiniminin temel bir motivasyon olduğu ön kabulüne dayanıyor. Sosyal kimlik yaklaşımına göre insanlar kendilerini bir grubun üyesi tanımladıktan sonra bu grubu ne kadar olumlu algılarlarsa sosyal kimliklerini de aslında o kadar olumlu algılamış oluyorlar. Olumlu bir benlik saygısına sahip olabilmek için de kendi gruplarını diğer gruplarla kıyaslayarak, sosyal kıyaslamalar yaparak o kıyaslamanın bağlamında konu neyse olumlu gördükleri özellikleri kendi gruplarına atfetmeye yönelik bir inanç geliştiriyorlar, bir eğilim geliştiriyorlar. Sonuç olarak bu sosyal kategorizasyon ve benlik saygısı motivasyonları birbiriyle etki halinde bir işlev gösteriyor ve kendimizi başkalarını grup kimlikleri üzerinden kıyasladığımız, kendi grubumuz faydasına çıktıları ve olumlu gördüğümüz bir takım özellikleri, değerleri arzuladığımız, bunlar için çaba sarf ettiğimiz bir dinamik yaratıyorlar. Yani dolaylı olarak aslında burada grup kimliklerimizi olumlu kılarak, kategorizasyon yarattığımız grup kimliklerini olumlu kılarak benlik saygısı gereksinimimizi karşıladığımız bir süreç ortaya çıkıyor. Şimdi bu temel motivasyonlar bağlamında düşündüğümüzde ahlak birçok grup dinamiğinde merkezi bir konuda karşımıza çıkabiliyor. Örneğin kimi zaman belirli bir ahlaki değer bir grubun oluşumunda başat faktör haline gelebiliyor. Kimi zaman grup içindeki karar alma süreçlerinde, rol dağılımlarında, grup normlarında etkili olabiliyor. Ve belki daha da önemlisi bizim daha çok bugün değineceğimiz gruplar arası ilişkilerde sosyal karşılaştırmaların temel bağlamı ve öğesi haline gelerek işte grupları çatışmadan barışa kadar götürebilen bir kritik rol oynayabiliyorlar. Şimdi ahlak ve sunum biraz grup içi süreçler üzerinden başlayıp sonrasında gruplar arası ilişkilere doğru böyle gidecek. Yine sosyal kimlik yaklaşımı üzerinden baktığımızda bireylerin grup içi ahlaki değerlendirmelerinin aynı zamanda bireysel olarak kendilerinde ne derece olumlu gördükleriyle ilişkili olduğunu düşünebiliriz aslında. Şimdi buradan hareketle bir insanın kendi grubuyla özdeşleşmesi arttıkça, yani o grup kimliğinin kendi benliğindeki yeri merkezi bir konum haline geldikçe bu ait oldukları grupları da ahlaki açıdan aslında diğer gruplara kıyasla sosyal karşılaştırmalar yaptıklarında daha ahlaklı görme eğiliminde oluyorlar ve öyle olmalarına yönelik de hem bilişsel hem davranışsal çabalar sarf etmeleri söz konusu oluyor. Bu konudaki araştırmalar iç grup normunu ve ahlaki kuralları korumayı, yani iç grubun ahlaki kurallarını korumayı, bunlara uymayan kişileri ise bu gruptan dışlamayı henüz daha çocuk yaşlarda uygulamaya başladığımızı gösteriyor. Sanırım dünkü sunumlardan birinde gelişim psikolojisi bağlamında da ahlak böyle ele alınıyordu. Tam zamanını hatırlamıyorum ama orada muhakkak vurgulanmıştır. Yani ahlaki yargılar burada kimin iç gruba dahil edileceğini, kimin dışlanacağını belirleyen bir grup normu olarak işlevi göstermeye başlıyor. Özellikle grup içi saygı ve onay algısını güçlendirdiğini gösteriyor araştırmalar. Çeşitli ahlaki normların grup içerisinde. Şimdi bir grup normu ya da işte özelliği olarak ahlakı düşündüğümüzde grup üyeleri tarafından çok önemsenen bir özellik olduğunu görüyoruz çalışmalarda. Örneğin bir çalışmada insanların grupları için dürüstlük ve güvenilirlik gibi ahlaki değerleri o grupların üyelerinin ya da o grubun bir bütününün yetenekleri ya da işte sosyal açıdan olumlu özelliklere sahip olması, üyelerinin çok zeki olması gibi özelliklerle kıyaslandığında çok daha etkili, önemsenen bir özelliği olduğu düşünülüyor. Yine bir başka çalışmada, deneysel bir çalışmada, insanları başarı düzeyleri açısından farklı gruplara atıyorlar ve bu bireylerin grupları ile özdeşleşme düzeylerinin
grup performansı, yetkinliği gibi özelliklerinden ziyade ahlaki açıdan ne kadar olumlu özelliklere sahip olduğundan etkilendiği gözlemleniyor. Şimdi ahlaki yargıların etkisi grup içindeki rol dağılımlarında da ortaya çıkabiliyor. Örneğin grup içinde bir lider değerlendirildiğinde lidere bağlılık ve ona karşı duyulan saygı, liderin yetkinliğinden ve işte becerilerinden ziyade ahlaki özelliklerin ne düzeyde olduğundan daha fazla etkilendiği bulunuyor liderlik çalışmalarında. Yani bir grubun içerisinde sizi en sevilen, sayılan insan konumuna getirecek özellikler aslında çoğu zaman skill'leriniz değil, ahlaki değerleriniz oluyor. Birçok araştırmada bir lideri o grubun ahlaki değerleriyle en çok örtüşen kişi arasından seçtiğimize yönelik bulgular bulunuyor. Dolayısıyla eğer bir grubun üyeleri aralarında bir kişi lider olarak benimsediyse aslında o kişiyi kendi değerlerini en iyi temsil eden grup prototipini sosyal kimlik literatür açısından bakıldığında da en iyi karşılayan kişi olarak görüldüğünü gösteriyor. Yani bir kişi artık lider olarak benimsendiyse o kişinin ahlaki değerleri açısından bir nebze üstün bir varlıkmış gibi bir şey olduğu kabul ediliyor. Şimdi bu dediğime güncel bir örnek üzerinden bakacak olursak bu Uşaklı tarikatı muhtemelen görmüşsünüzdür. Sosyal medyada da çok gündem oldu. Bu tarikatın şeyhi ya da işte sosyal psikolojik dil kullanacak olursak lideri Fatih Nurullah diye bir insan. 12 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz ettiği iddiasıyla gündeme geldi ve tutuklandı. Şimdi sonrasında bir olay daha çıktı. Bir kız çocuğuna daha taciz etmiş aslında. Yine aynı tarikatın içerisinden birisi. Ve tüm bir süreç bir ses kaydında, birden fazla hatta ses kaydında bizzat kendi ağzından itiraflarına sahne oldu ve bunu hepimiz dinledik. Bunu o tarikatın üyeleri de dinlediler aslında. Ve sonrasında sosyal medyaya ve çeşitli haberlere yansıdığı üzere gördük ki bu tarikatın üyeleri aslında bu liderlerinin ahlaki açıdan aslında muhtemelen masum ve korumasız insanlara zarar vermemek ve işte kutsallık ahlaki değerini bozmamak bu insanların hepsi için muhtemelen en önemli değerlerden birkaçıdır ya da önemsedikleri değerlerdir en azından diyebiliriz. Dolayısıyla böylesine kendi değerlerine ters bir davranışın liderlerinin yapabileceklerini çok kabullenmek istemediler. Bu durum az önce belirttiğim bulgularla aslında çok örtüşen bir nitelikte. Çünkü ahlaki değerler grupların rol dağılımlarında kritik bir rol oynuyor. O grubun temsilcisi görülen bir lider de belki de sahip olduğu grubun en önemli özelliklerini taşıyan unsur olarak görülüyor. Yani bu liderin grubun statüsünü daha ileri taşımasından belki de çok daha önemsenen özelliği ahlaki açıdan o değerleri taşıyıp taşımadığı oluyor. Dolayısıyla bu liderin böyle bir ahlaki ihlal diyebileceğimiz bütün grup üyeleri için ahlaki ihlali yaptığı çok inandırıcı gelmiyor insanlara. Yine sosyal kimlik motivasyonları üzerinden düşünecek olursak grup içi süreçlerden gruplar arası ilişkilere varıncaya dek geniş yelpazede aslında pek çok olgu üzerinde belirleyici olduğu düşünüyor motivasyonların. Bu duruma çok sıkça çalışılan ve bilinen bir örnek ise iç grup yanlılığı ve iç grup kayırmacılığı olarak genellikle değerlendiriliyor. İç grup yanlılığı ya da kayırmacılık olarak da zaman zaman tarif ediliyor. Olumlu bir kimlik arayışı içinde olan bireylerin sosyal kategorizasyon sonrası o en başta bahsettiğim kendi gruplarıyla diğer gruplar arasında bir sosyal karşılaştırma yapmaları sonrasında olumlu özellik ve çıktıları kendi gruplarıyla yine tanımlamaları ya da arzulamaları anlamına geliyor özetle. Yani insanlar kategorizasyon sonucunda kendi gruplarını diğer gruplarla karşılaştırma yoluna gidiyorlar. Yani sosyal karşılaştırmalar yapıyorlar. Bu sosyal karşılaştırma ise genellikle iç grup lehine bir yanlılık içerme potansiyeli taşıyor. Bu her zaman böyle olacak değil elbette. Bunu belirleyen çok fazla faktör var. Çok fazla düzenleyici değişken var. Onları da birazdan değineceğim. Ama en nihayetinde böyle bir eğilimi yarattığı aşikar. Dolayısıyla olumlu bir sosyal kimlik edinip benlik saygılarını yükseltme eğiliminde olan ya da motivasyonuna sahip olan bireyler bu karşılaştırmayı gerçekleştirirken kendi gruplarını diğer gruplardan daha üstüne alıyorlar ve diğer grupları da küçümsüyorlar aslında. Karşılaştırma yapılan bağlam her neyse.
Buna da özetle iç grup kayırmacılığı adı veriliyor. Şimdi iç ve dış gruplar arasında kıyaslamalar yapıldığında bu motivasyonun etkisinin gözlemlendiği bir alanda tabii ki ahlak. Örneğin dürüstlük ve güvenilirlik gibi ahlaki değerler, yani uygulama ahlaki açısından düşünüldüğünde kişilerin iç grup dış grup kıyaslamalarında sıkça başvurdukları bir boyut olduğu gözlemleniyor. Yani bu konuda sosyal kimlik yaklaşımı bize aslında sadece gruplarımızı sevmekle yetinmeyip aynı zamanda onları kendi gruplarımızı daha adil, daha dürüst ya da işte bizim için benimsediğimiz değer hangisi ise o açıdan daha üst mertebede diğer gruplarla kıyaslandığında daha üst mertebede gördüğümüzü söylüyor. Dış grupları ise daha haksız, aldatıcı. Yani hangi kuram bağlamında değerlendirecek olursak olalım, örneğin ahlaki temeller kuramı üzerinden düşünecek olursak, işte fairness'ı dış grupların daha düşük olduğuna yönelik bir iç grup yanlılığına sahip olduğu söyleniyor. Şimdi kalıp yargı içeriği modeli diye bir yaklaşım var Fisk'e ait. İç grup ve dış grupların değerlendirmelerinde temel olarak iki boyut üzerinden değerlendirmeler yapıldığını söylüyor bize bu model. Bu yetkinlik ve sıcaklık. Yetkinlik insanların zeka, kendine güven, yetenek gibi özelliklerini barındırıyor. Sıcaklık ise arkadaş canlısı, samimiyet ve anlayışlılık gibi özelliklerini barındırıyor. Ve birçok aslında kalıp yargı gruplara ilişkin bu boyutlar üzerinden değerlendirilerek ortaya çıktığını düşünüyor. Fakat sonraki çalışmalar sosyal kimlik ve ahlak arasındaki etkileşimi ele alan araştırmacıların yaptığı çalışmalar gösteriyor ki bu sıcaklık alt boyutu aslında kendi içerisinde ahlaki değerleri de içeriyor. Dolayısıyla bu kalıp yargı modelinin, kalıp yargı içeriği modelinin de önermeleriyle örtüşen bir bulgu birikimine sahibiz diyebiliriz bu konuda. Örneğin dış gruba yönelik algılanan güvenilirlik, dürüstlük o grubu ne kadar sıcak gördüğümüzü belirleyici olabiliyor. Şimdi o zaman şöyle bir soru akla geliyor. Herkes kendi grubunun çeşitli boyutlar açısından daha ahlaklı olduğunu düşünüyorsa gerçekte kim daha ahlaksız? Madem bir yanlılık kullanarak aslında biz bilişsel bir yanlılıkla değerlendiriyoruz bu süreci. Buna ahlak psikolojisinin bugüne kadar getirdiği literatür üzerinden aslında bir yanıt aramak mümkün. Modern ahlak psikolojisi araştırmalarının bulgularına ve bunun üzerine inşa edilen kuramsal yaklaşımlara baktığımızda aslında Onur Can Yılmaz buralara çok fazla değindiği için benim işimi çok kolaylaştırdı. O yüzden teşekkür ediyorum kendisine. O yüzden tekrar açmayacağım özellikle ahlaki temeller kuramını. Ama karşılaştığımız özet tablo şu. Aslında evrensel ve genetik temelleri olduğuna kadar götürebildiğimiz bulgular, elde edebildiğimiz bir insanların evrensel ahlaki değerleri var. En azından bu değerler üzerine bir hazır olmuş söz konusu insan türünde. Fakat bu ahlaki değerler hem tür içi varyasyonlar nedeniyle hem de sosyal kimliklerin ve işte grup süreçlerinin de içerisinde yer aldığı kültür gibi çevresel etkiler neticesinde çeşitlenebiliyor ya da değişebiliyor ve birileri bazı ahlaki değerlere diğerlerine kıyasla daha fazla önem verebiliyorlar. Dolayısıyla örneğin politik ya da dini kimlikler üzerinden düşündüğümüzde bir grubun diğerlerinden daha ahlaklı olmasından ziyade o grubun kültürel süreçleri neticesinde bazı ahlaki değerleri bu ahlak havuzundan, büyük şemsiyeden, evrensel olan birçok boyut içerisinden bazılarını daha fazla önemsediklerini gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında hiçbir grup birbirinden bir ahlaki boyutta daha ahlaksızdır gibi bir şey söylemek çok mümkün olmuyor. Evet, ama tabii ki burada şey olarak, dipnot olarak tür içi varyasyonda tabii ki bu ahlaki hazır olunuşu çok fazla içinde barındırmayan bireyler arası farklılıklar açısından durumlarda söz konusu olabilir. Burada bir şeye geçmek istiyorum. Bireyselleştirici ve bağlanım temelleri dediğimiz ahlaki temeller kuramı bağlamında bir ayrıştırma var. Hani hangi gruplar birbirlerinden ne kadar ahlaklılar, ahlaksızlar sorusu üzerinden gidecek olursak
Kur'an bize temel olarak aynı zamanda bir siyaset psikolojisi kuramı olarak da çalışıldığı için solcular ve sağcılar arasındaki ahlaki farklılaşmalara yönelik çok fazla araştırma getirdi bugüne kadar diyebiliriz ve hala da çalışılıyor bu. Ve sol ve sağı da aslında iki grup olarak değerlendirecek olursak grup bağlamında da bunları düşünebiliriz. Yani solcu gruplar ve sağcı gruplar, örgütler, siyasi partiler, politik hareketler bağlamında da bunları düşünmek mümkün. Ve Kur'an özetle bize şunu söylüyor bulgularıyla. Solcular ahlaki görüşlerinde çoğunlukla bireye odaklanıyorlar. İnsanların bakım verilmesine ve başkaları tarafından zarar görmelerinden korunmalarını önemsiyor. Buna ek olarak da haksızlığa maruz kalmalarının engellenmesine önem veriyor. Öte yandan sağcı diyebildiğimiz gruplar ise yalnızca bireye odaklanmıyorlar. Çünkü çok daha yapılandırılmış bir toplum içerisinde yaşama motivasyonuna sahipler. Bu motivasyondan hareketle işte ahlakı, ebeveyn çocuk, kadın erkek, insan toplum, insan tanrı gibi daha geniş yelpazedeki ilişkiler ağı üzerinden değerlendiriyorlar ve daha kapsamlı ahlaki düzenlemelere ihtiyaç duyuyorlar diyebiliriz. Daha çeşitli ahlaki düzenlemelere ihtiyaç duyuyorlar ve bu beş ahlaki temele birden önem veriyorlar. Şimdi bakış açısından hareketle Ahlaki Temeller Kurumu solcuların bakım ve adalet temellerine diğer üç temele kıyasla daha fazla önem verdiğini söylüyor. Ve bu iki boyut bireyselleştirici temeller olarak ele alınıyor. Diğer üç boyut ise bağlanım temelleri olarak ele alınıyor. Çünkü bunlar da aslında bireyden ziyade aslında toplumun bir aradalığını ve bunun üzerinden ahlaki normların uygulanmasını gerektiren bir böyle bakış açısına sahip. Sonuç olarak her grubun farklı ahlaki boyutları gerek söylemlerinde işte gerekse de tercih ve davranışlarına daha fazla öne çıkardığı bir durum söz konusu. Yani birbirinden daha ahlaksız olmaktan ziyade bir ahlaki şeyi kendi bakış açısında daha önemli görme gibi bir farklılaşması söz konusu oluyor gruplar arasında. Bu vurgunun yansıması birçok yerde gözlemleniyor. Birçok araştırma farklı ahlaki değerlere sahip olan grupların örneğin metinlerinde, basın açıklamalarında, gazetelerinde hatta edebi eserlerinde bile hangi ahlaki temelleri önemsiyorlarsa onunla ilgili vurguları daha fazla yaptığını gösteriyor. Yani dile aslında çok fazla yansıyan bir yanı var ahlaki değerlerden hangilerini önemsediğimiz. Şimdi bu bağlamda bir araştırmamızın örneğini vereceğim ben. Yine gruplar arasındaki aslında farklılıklara yönelik ahlaki açıdan. 2018 seçimleriydi sanırım. Cumhurbaşkanlığı seçimleri olabilir. Erdoğan şöyle bir açıklama yapmıştı kendi grup toplantısında. Milletim tamam derse kenara çekiliriz diye bir açıklama yapmıştı. Hatırlarsanız sonrasında da çok ciddi bir sosyal medyada sosyal medya eylemi diyebileceğimiz bir etkinlik ortaya çıkmıştı. Erdoğan karşıtları tamam eşlikiyle yüz binlerce tweetler attılar. Bir süre sonra bu işte dünya gündeminde trend topik haline geldi ve Erdoğan yanları da kendi eşlikleriyle devam eşlikiyle bir sürü tweet attılar. Biz de bu hareketten yola çıkarak tamam ve devam diyen gruplar yani aslında çok homojen gruplar olmasalar da bunlar. O sosyal hareketlilik içerisinde gruplaşmış olan ve Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı olarak da sonradan kendilerini isimlendiren bu grupların ahlaki vurgularında, attıkları tweetlerde nasıl birbirinden farklılaştıklarını inceledik. Bunu yaparken kullandığımız teknik ise az önce vurguladığım işte çeşitli metinlerde, basın açıklamalarında, edebi eserlerde hangi ahlaki vurguların öne çıkartıldığının tespit edildiği yöntemle aynısı. Bir ahlaki temeller kuramı sözlüğü yarattık. Ahlaki temeller sözlüğü bu Türk Dil Kurumu'nun sözlüğündeki bütün kelimeleri tarayıp her bir kelimenin hangi ahlaki değerle ilişkili olabileceğine yönelik tasdif etmemiz sonucuyla ortaya çıkan bir sözlük oldu. Bu sözlüğü kullanarak her bir tweet içerisinde sözlükte yer alan ve 5 farklı ahlaki temeller kurumundaki ahlaki temeli temsil eden diyebileceğimiz kelimelerin ne kadar vurgulandığının analizi ile yapıldı. Sonuçlarına bakacak olursak devam grubu dediğimiz yani aslında Erdoğan yanlısı olan grubun
bakım, otorite ve sadakat ahlaki değerlerini tamam diyen gruplardan çok daha fazla vurguladığı, attıkları tweetlerde. İşte 80 bin küsur devam diyen grubunun tweetini incelemiştik. 100 binde tamam grubunun tweeti vardı. Bu ikisi arasındaki ahlaki vurgu farkına baktığımızda sadece bu üç boyutta birbirlerinden farklılaştığını gördük. Şimdi şeye çok girmiyorum. Siyaset psikolojisi sunumunda Sinan Alper bunlara çok değinecektir. Solcular ve sağcılar hangi ahlaki temelleri benimserler ve bunlarla ilgili bulgular nereden geliyor vesaire diye. Ama söyleyebileceğimiz bir şey var bu noktada. Normalde bizim literatürde bildiğimiz üzere daha solcu diyebileceğimiz gruplar bakım ve adillik boyutuna önem verirken sağcı gruplar ise otorite, sadakat ve kutsallık gruplarına daha fazla önem veriyorlar. Burada bizim bulgularımız ise bu batıdaki çoğunlukla yapılan çalışmalardaki bulgularla kısmen örtüşen nitelikte oldu. Çünkü sağcı diyebileceğimiz bir kanat içerisinde bakım ahlaki temeline de çok ciddi vurgu yapıldığını gördük. Fakat Türkiye'deki çalışmaları inceleyecek olursak, özellikle Onurcan Yılmaz'ın bu konuda yaptığı çok fazla çalışma oldu. Buna benzer batıdaki sol sağ arasındaki farklılaşmadan uyum barındırmayan örüntüler olduğu çeşitli çalışmalarda da bulunuyor ve bunu da Türkiye'deki siyasi partilerin ya da siyasi hareketlerin tarihsel süreçteki değişimlerinden yola çıkarak biraz tartışmak mümkün aslında, ama çok bizim konumuz olmadığı için şu an ona girmiyorum. Aylak ve gruplar arası ilişkilere biraz daha geçecek olursak, çünkü buraya kadar genellikle kendi grup içlerinde neleri vurguladıkları ve nasıl farklılaştıkları üzerinden gitmeye çalışıyordum. Ahlaki yargılar elbette sadece grup içi süreçlerde tutum ve davranışları değil, dış grup üyelerine yönelik özellikle psikolojik süreçlerde çok işlere sahip olduğu görülüyor. Yani bir grubun özelliklerini tanımlamaktan öte, sadece kendi grubumuzun değerlerini tanımlamaktan öte, bir başka grupla nasıl ilişkiler kuracağımızı da belirleyen bir nosyona sahip olabiliyor. Örneğin bir dış grubun ahlaki açıdan değerlendirilmesinde özellikle güvenilirliğin önemli bir özellik olduğu görülüyor. Yani yabancı bir dış grup üyesinin duygusal ve davranışsal tepkimelerinin değerlendirilmesinde ahlakın diğer yargılardan çok daha belirleyici olduğu görülebiliyor. Bu en başta vurguladığım işte bir grubun teknik anlamdaki nitelikleri açısından düşündüğümüzde bu değerler üzerinden grupları kıyaslamak çok daha yaygın olarak kullanılan bir şey. Bir diğer çalışmada ahlaki dışlama denilen şeyin rolü tespit ediliyor. Ve sahip olan ahlaki değerli kurallara uymanın, yani bu kurallara uymayan grupların daha doğrusu, yani kendilerinin uyduğu ahlaki değerlere uymayan gruplara yönelik saldırganca davranışlarda bulunmanın insanlara aslında çok adil gelebildiği gözlemleniyor. Yani ahlaki değerlerimizi taşımayan bir gruba zarar vermek ve onları sömürmek bizim için çok da utanılacak bir şey olarak algılanılmıyor. Yani kendi grubumuzun ahlaki yargılarına farklı görüşlere sahip gruplar söz konusu olduğunda gruplar arası çatışma potansiyeli açığa çıkıyor diyebiliriz. Ve bu çatışmada zarar vermenin de dozu normal random bir insanla olan çatışmaya kıyasla çok daha ileriye gidebiliyor. O ahlaki temeller kurumundaki sadakat, otorite ve kutsallık temellerinin gruplar arası düşmanlık ve ayrımcılık ile çok pozitif korelasyona sahip olduğu sıkça bulunan bir bulgu. Ve tersi açısından baktığımızda bakım ve adalet temellerini ise bu değişkenlerle tam tersi yönde negatif ilişki sahip olduğu görülüyor. Gruplar arası ilişkiler bağlamında yine bakacak olursak önemli bir bulgu grubu ise çeşitli sosyal faktörler neticesinde hangi ahlaki boyutların belirginleştiği, insanlar için daha hassas hale geldiğiyle ilgili bir alandan geliyor. Örneğin çok meşhur bir çalışma var. 2006 yılında Londra'da bir bombalı eylem gerçekleştirildi ve bu eylem sonrasında aslında göçmenlere ve Müslümanlara karşı, yani oranın yerel yaşayan insanlar arasındaki Müslümanlara karşı tutumları çok yumuşak olan, çok daha insancıl bakış açısına sahip olan liberallerin bile ülkede yaşayan Müslümanlara ve bu göçmenlere karşı ön yargılarının arttığı ve buna da bu tehdidin sebep olduğu bağlanım temellerine verilen önemdeki artışın sebebiyet verdiği görülüyor. Yani
bir sosyal tehdit söz konusu olduğunda bağlanım temellerinin insanların hayatında çok daha belirgin hale gelmesi, gruplar arası ilişkilerin hangi temada gerçekleşeceğini belirleyen bir faktör haline gelebiliyor. Mesela örneğin bugün COVID-19 üzerinden düşünecek olursak şeyi kabul edebiliriz. COVID-19'un bir tehdit unsuru olduğunu herhalde çok göz ardı edemeyiz. Yani birçok çalışmada insanların en azından bir tehdit algıladığını biliyoruz bugün COVID-19'u. Dolayısıyla buradan yola çıkarak şöyle bir öngörüde bulunmak mümkün. İnsanlar koronavirüs tehdidi nedeniyle bu tehdide karşı bağlanım ilkelerini, bağlanım ahlaki temellerini daha fazla önemseme eğiliminde olabilirler ve bu bağlanım temelleri de geçmiş türden biliyoruz ki dış gruplara yönelik olumsuz davranışlarda aracılık gösterebiliyorlar. Bu konuda örneğin Ebola virüsü zamanında ortaya çıkan Ebola virüsüyle ilgili yapılan çeşitli çalışmalarda benzer bulgular gösteriyor. Peki ahlak her zaman gruplar arası ilişkilerde böyle olumsuz temalarla mı ilişkili? Elbette değil. Ahlaki değerler aynı zamanda gruplar arasındaki toleransın seviyelerini de arttırabilecek rollere sahip olabildiği görülüyor çalışmalarda. Örneğin bir çalışmada gruplar arası ilişkilerin birbirlerine yönelik tutumların insanların arasındaki ahlaki değerlerdeki benzerlikle ilişkili olduğu düşünüyor. Yani ahlaki açıdan iç grubumuz ve dış grubumuz birbirine ne kadar benzerse o gruba yönelik, o her ne kadar bizim kendi iç grubumuz olmasa da toleransımızın daha yüksek olduğu gözlemleniyor. Örneğin bireyselleştirici temeller, yine ahlaki temeller kuramı açısından bakacak olursak evrensel bir boyuta sahip olduğu için herkesin hem solcuların, sağcıların da benimsediği değerler olduğu için özellikle bu değerler bağlamındaki yani bireyselleştirici değerler bağlamındaki gruplar arası benzerliklerin gruplar arasındaki toleransı arttırmaya yönelik etkileri olduğu tespit ediliyor çalışmalarda. Gruplar arası temas sonucunda ise tabii ki bu da çok bilinen bir bulgu. Dış gruba yönelik değerlendirmelerin olumlu hale geldiği gözlemleniyor. Ve bu olumlu hale gelip sadece o gruba yönelik herhangi bir bağlamdaki ön yargı ya da işte olumsuz davranışlarla ilişkili değil, o gruplarla ilgili bizim yaptığımız ahlaki değerlendirmeler konusunda da farklılaşıyor. Yani bir dış grubu siz örneğin adillik bağlamında değerlendirirken eskiden çok olumsuz değerlendiriyorsunuz ve temas sonrasında bu grubun adillik değerine, adalet değerine ne kadar önem verdiğiyle ilgili yargılarınız da etkilenmiş ve daha olumlu hale gelmiş oluyor. Örneğin homoseksüellerle doğrudan ya da dolaylı temasa geçen insanlar onlara yönelik kutsallık ahlaki temelinde daha ön yargıdan bağımsız bir noktaya geliyorlar. Böyle çalışmalar mevcut. Şimdi benzer şekilde çeşitli araştırmalarda gruplar arası temas ardından dış grubun daha güvenilir algılandığı ve işte dış gruba ahlaki davranış bağlamında düşünebileceğimiz empati beslemek, yardım etmek gibi davranışların daha sık sergilendiği görülüyor. Dolayısıyla gruplar arası ilişkiler bağlamında ahlak hem çatışmanın hem de barışmanın zeminini oluşturmaktadır demek mümkün. Şimdi insanların görece sabit değişmeyen çeşitli ahlaki değerleri olduğunu düşündüğümüzde akla şöyle bir sorun gelmesi mümkün elbette. Öyleyse biz neden başkalarına yönelik davranışlarımızda kendi ahlaki değerlerimizde çatışan davranışlar sergileyebiliyoruz? Ahlaki yargılarımız nasıl oluyor da bu davranışları sergilediğimizde göz ardı edilir hale geliyor? Gündelik hayatta ve tarihte böyle sıklıkla şey görürüz. Bir grubun bir dış gruba karşı normalde kendi ahlaki değerleriyle çok çelişen davranışları sergilediğini görebiliyoruz. Örneğin işte adalete çok fazla önem verdiğini vurgulayan bir parti kendisi dışındaki tüm gruplara adillik, ahlaki temelinin sınırlarını aşan uygulamalarda bulunabiliyor. Dolayısıyla acaba bu nasıl oluyor da gerçekleşiyor diye bir soru sormak mümkün. Buna ahlaki uzaklaşma diye bir kavramsallaştırma üzerinden ele alan çalışmalar var. İnsanlar kendi eylemlerini ve bulundukları durum içinde bulundukları durumu gözlüyorlar. Bu eylemleri ahlaki standartlara göre yargılıyorlar diye bir
düşüncemiz olsun diyelim. Yani kendilerini utandıracak ve benlik saygılarını aslında bir anlamda düşürecek davranışlardan kaçınıyorlar. Genellikle ahlaki standartla çelişen davranışlarla elbette bulunmuyorlar bu arada. Ben nasıl oluyor da böyle yapıyorlar dedim ama şeyi düşünmemek lazım. Sürekli biz ahlaki değerlerimizde çelişen şeyler sergiliyoruz demek çok doğru olmayacaktır. Genellikle bir tutarlılık arz ettiğini düşünüyorum ben bu davranışların. Ama çeşitli ahlaki uzaklaşma mekanizmalarıyla bu ahlaki ihlaller yapıldığında çok da bir rahatsızlık hissetmediğimiz, özellikle duygular psikolojisi anlamında kendimizi kötü hissetmediğimiz durumlar söz konusu olabiliyor. Şimdi ahlaki uzaklaşmanın çok fazla mekanizması var. Ben buradan en sık aslında kullanılanlar diye düşündüklerimi aktarmaya çalışacağım. İki başlıkta düşünülebilir. Bilişsel yeniden yapılandırmalarla çeşitli ahlaki uzaklaşma yöntemleri, bir de mağdur üzerine yapılan manipülasyonlarla yapılanlar. Bilişsel yapılandırmalar olarak diyeceğimiz şey aslında ahlak dışı eylemlerin ahlaki bir amaç güdülerek yapıldığı düşüncesiyle yeniden tanımlanması ve aslında tırnak içinde ahlaki hale getirilmesiyle sağlanıyor. Mesela ahlaki meşrulaştırma bunlardan biri. Belki de en sık gördüklerimizden bir tanesi. Ahlak dışı diye düşünülebilecek bir eylemin ahlaki bir sebebi, bir nedene, bir ulvi amaca dayandırılmasıyla rahatsız edecek insanları ve benliğinizi, kınamanızı geliştirecek duyguları tetiklemeyecek bir hale bürünmesi diye tanımlanabilir herhalde. Mesela buna bir örnek olarak bir insanın hayatına son vermek verilebilir. Normalde bakım vermek ve zarar vermemek ahlaki temeli bağlamında düşündüğümüzde çok kabul edilebilir bir şey değil bu. Ama bunu siz işte vatana bağlılığı göstererek, vatana bağlılığı insanlara göstermek ya da kendinize göstermek ya da işte bunun için çabalamak üzerinden yeniden tanımladığınızda, yani vatanı korumak için birini öldürdüm diye tanımladığınızda bir insanın canına kıymak ahlaki bir problem olmaktan çıkıyor. Yani aslında zarar vermeme ahlaki temeli bunu ihlal etmek, otorite ve sadakat ahlaki temeliyle ikame edilmiş gibi bir şey oluyor. Yani burada da aslında yine kendinizi rahatlatmak için bir farklı ahlaki temele sarılma gibi bir şey söz konusu oluyor. Burada yeniden etiketleme diye yazdığım şey ise genellikle böyle dil aracılığıyla gerçekleştirilen bir şey. Dilin sonuçta birçok olguyu yeniden tanımlayarak farklı bir gerçekliğe kavuşturma gibi bir yetisi söz konusu. Mesela örneğin polis hiçbir kadını 8 Mart'ta yerlerde saçlarından sürükleyerek işkencede bulunmaz. Sadece etkisiz hale getirir. Ya da kimse askerde kendi komutanı tarafından öldürülmez. Eğitim zayiatı olur. Yani bu şekilde tanımladığınızda aslında özneyi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ahlaki ihlalin failini ortadan kaldırıp o davranışı özneden bağımsız olarak değerlendirmiş oluyorsunuz. Bu failsizleşme de aslında sizin için daha kabul edilebilir bir noktaya getiriyor yapılan eylemi. Mağdur üzerine yapılan manipülasyonlar üzerinden düşecek olursak bir tanesi yine çok klasik suçu mağdura yükleme üzerine yapılıyor. Mesela tecavüz. Bu konuda çok fazla karşımıza çıkan bir şey. Bir kişinin suçu kendisinden uzaklaştırmasının bir yolu sonuçta suçu mağdura yüklemek. Bu şekilde davranış daha makul hale getirilebiliyor. Mesela tecavüz mitlerini düşünecek olursak aslında işte tecavüze uğramaktan keyif aldığına yönelik kadınların böyle mitlere yönelik inançlar söz konusu olabiliyor ve bunlar genellikle suçu mağdura yüklüyorlar. Ve burada yine bakım verme, zarar vermeme ilkesiyle çelişen bir davranış söz konusu. Fakat araştırmalar gösteriyor ki tecavüz mitleriyle örneğin işte kadının tecavüze uğradığında zevk almasına yönelik inançlara sahip olmakla tecavüz eylemi aslında herhangi bir insan için, yani tecavüz faili için söylemiyorum bunu, daha kabul edilebilir bir davranış haline geliyor. Örneğin tecavüz sonrasında kaç yıl ceza verilsin sorusuna verilen yanıt, bu mitleri eğer kabul ediyorsanız daha düşük dozlarda olmaya başlıyor. Bir diğer mağdur üzerinden yapılan şey ise insan dışılaştırma, dehumanization
diye söylüyorlar. İnsanları aslında bizim nasıl gördüğümüz, onlara zarar verip vermeyeceğimiz de belirliyor. Empati bu noktada aslında çok önemli bir belirleyici. Karşımızdaki kişinin bizler gibi bir insan olduğunun bilincinde olmak bizi ona aslında zarar vermekten bir anlamda uzaklaştırıyor. Çünkü insanlara zarar vermemek demek ahlaki değerlerimizden bir tanesi. Ve en evrensellerinden bir tanesi belki de. Bu insan dışılaştırma literatüründeki pek çok çalışma ise bizim dış grupları insan dışı varlıklar olarak zihnimizde temsil ederek onlara zarar verdiğimizi gösteriyor. Dolayısıyla bir grubu insani özelliklerinden sıyrılmış örneğin robotlar gibi ele aldığımızda onun üyelerini öldürmek daha makul ve daha kabul edilebilir hale geliyor. Dolayısıyla insan dışılaştırma aslında bir anla efendim. Bence de. Yapın. Dolayısıyla insan dışılaştırma empatiyi azaltarak aslında ahlak dışı davranışları daha meşru hale getiriyor diyebiliriz. Yani sonuç olarak sevsek de sevmesek de düşman da olsak çevremizdeki tüm gruplar ve insanlar ahlaki değerlere sahipler. Bunlarla çelişen davranışlarda bulunurken bile aslında önce bu değerin bir etrafından dolanmaya yönelik bir ihtiyaç da bulunuyorlar. Yani böyle bir ihtiyaçları var. Yani direkt ben evet bakım verme ahlaki ilkesini ihlal ediyorum ve çok mutluyum böyle de devam edeceğim diye bir bakış açısı aslında neredeyse hiçbir grupta en azından grup bağlamında kalabalıklarda söz konusu değil. Belki tekil bireyler olarak böyle insanlar bulmak söz konusu olabilir ama bu uğraşın zorunda kalmak ise işte hep vurguladığımız aslında ahlakın evrimsel temelleriyle ilişkili olarak anlaşılabilir. Yani özetle şey demeye çalışıyorum. Marvel filmlerindeki gibi pure evil diye bir karakter yok aslında insan türünde. Şimdi yine gruplar arası ilişkiler bağlamında bir araştırma örneği. Benim kendi tezimden bir çalışmaya aktaracağım. Hep şeyi demiştim. Ahlak aslında her zaman kötülüğe hizmet etmiyor. Aslında iyi şeylere de hizmet edebiliyor. Bunun bir örneği olarak vereceğim bunu da. Şimdi grupla özdeşleşme, yani iç grupla özdeşleşme, kişinin kendi grubunu benliğinin önemli bir parçası olarak görmesi anlamına geliyor. Kendisini bu iç grup kimliği üzerinden tanımlaması aslında. Dolayısıyla en başta söylediğim gibi insanların kendi iç gruplarıyla yüksek düzeyde özdeşim kurmaları, kendi gruplarını diğer gruplardan daha değerli görmeleri ve benliklerini ve davranışlarını, işte o grubun üyesi olma etkisi altında düzenlemelerine neden oluyor. Bunun önemli sonuçlarından bir tanesi de iç grup kayırmacılığı olduğunu görmüştük. Şimdi bu alandaki literatür neredeyse 40 yıllık böyle bir çalışma alanı var. İnsanlar iç gruplarıyla özdeşleştiğinde iç grup kayırmacılığı yapmaya yönelik bir eğilime sahipler diye bir literatür var. Sonraki çalışmalar, daha yakın zamandaki çalışmalar ise gösteriyor ki aslında otomatikman iç grubunuzla özdeşim kurduğunuzda kayırmacılık yapacağınız anlamına gelmiyor. Bunu düzenleyen birçok faktör var. İşte bu solda görmüş olduğunuz grup statüsü, çatışma, grup arasında yani çatışma bağlamı olup olmaması, dış gruptan bir tehdit hissedilip hissedilmemesi ya da işte deneysel koşullardaki yapay gruplarla gerçek gruplar arasında farklı çalışmalar yapıldığında ya da grup kimliklerinin işte salient olduğunda bu sonucun biraz farklılaştığı gözlemleniyor. Yani bu değişkenlerin varlığı, yokluğu ya da düzeyleri açısından kayırmacılığa neden olup olmayacağı iç grupla özdeşleşmenin farklılaştığı görülüyor. Şimdi yine en başta vurgulamıştım farklı analiz düzeyleri açısından genellikle sosyal olguları bu iki alan çalışıyor diye. Sosyal kimlik yaklaşımı özellikle grup düzeyindeki fenomenlerle ilgilendiği için haliyle bu literatürde çoğunlukla grup düzeyi faktörler üzerinden ele alınmış durumdaydı. Ben de bu çalışmada daha bireyler arası farklılıklar açısından ahlaki değerlerin özdeşim ve kayırmacılık arasındaki ilişkiyi değiştirme potansiyeline sahip olup olmayacağını çalıştım ve karşılıklılık ahlaki temelinin bir düzenleyici etkisi olduğunu tespit ettim çalışmada. Şimdi burada Onurcan Yılmaz adını geçirmişti. Ben de biraz bahsedeceğim. Biraz açacağım bu fırsat benim için. İşbirliği olarak Aylak Kuramı diye bir yeni kuram var.
Ahlaki Temeller Kuramı'nın aslında bir nevi biraz eleştirisi ve biraz da onu genişleten, büyüten bir ve farklı bir noktayı vurgulayan yeni bir ahlak kuramı diyebileceğimiz bir şey. Oxford'dan Curry'nin öne attığı, öne sürdüğü bir kuram. Temel olarak ahlakın insanlar arasındaki işbirliği problemine bir hem biyolojik hem de kültürel çözüm stratejisi olarak ortaya çıktığını ve bugüne kadar geldiğini öne sürüyor. Ve bu öne sürdüğü şey ise hem geçmiş literatürdeki evrimsel psikoloji, antropoloji, etnografi gibi çalışmaları hem de deneysel alandaki araştırma bulgularından yola çıkarak öne sürüyor ve diyor ki 7 farklı ahlaki temel, en az 7 farklı ahlaki temel, aile, grup, karşılıklılık, kahramanlık, itaat, adalet ve mülkiyet olarak isimlendirilen temelin evrensel olarak insan coğrafyasının her yerinde bulunduğunu söylüyor. İşte bu haritada görmüş olduğunuz 90 farklı kültürün etnografik verileriyle ilgili bir çalışma yapıyor. Holocultural model dedikleri bir araştırma türü bu. Bu 90 farklı kültürün geçmişteki 300 yıla kadar geriye giden etnografik metinlerini incelediğinde Curry ve arkadaşları 7 farklı ahlaki temelin neredeyse birbirinden hiçbir zaman farklılık göstermezcesine her yerde çok önemsendiği ve kültürün içerisinde sürekli kullanılan, sosyal hayatın düzenlenmesinde çok fazla önemsenen değerler olarak karşımıza çıktığını tespit ediyorlar. İşte bu 7 farklı ahlaki boyut aslında farklı sosyal problemlere yani işbirliği sorunun ortaya çıktığı farklı sosyal problemlere bir yanıt olarak verildiğini söylüyor. İşte ailenin önemsenmesi aslında kin selection problemine verdiğimiz bir işte çocukla anne arasındaki işbirliğinin bir ortaya çıkışıdır. Grup dediği şey aslında grup halinde yaşayan insanların koordinasyon koordineli bir biçimde gruplar halinde yaşama ihtiyacını karşılayabilmeleri için bir işbirliğine ihtiyaç duydukları ve buna bir yanıt olarak aslında grubu önemsemenin ortaya çıktığını. Karşılıklılık denen şeyin ise işte yine Onurcan bahsetmişti. Çeşitli sosyal dilemmalarda bir şey yaptığımızda, bir iyilikte bulunduğumuzda her zaman bunun karşılığını alıp almayacağımıza yönelik bir aslında soru işaretiyle hareket ettiğimize yönelik bir ahlaki temel olarak karşımıza çıkıyor diyor. Ve bunun dışında 4 farklı ahlaki boyutunda itaat, deferans, adillik ve property dediğimiz ahlaki boyutun çatışma çözümüne aslında bir yanıt olarak evrildiğini, ortaya çıktığını söylüyor. Çünkü örneğin bir av yaptığınızda kendi grubumuzla bu avın nasıl paylaşılacağına yönelik bir çatışma söz konusu olabilir. Ve bu çatışmaya yanıt vermek her zaman aslında o grupla, dış grupla kavga etmekten, savaşmaktan geçmez. Çünkü mesela bu bir risktir. Her zaman kazanan taraf siz olmayacaksınızdır. Dolayısıyla zaman zaman itaatte bulunarak da ya da işte daha pasif stratejilerde bulunarak, saygı göstererek de hayatta kalmanız daha mümkün hale gelebilir. Ya da zaman zaman çatışmayı göze almanız gerekebilir. Dolayısıyla kahramanlık da aslında çok fazla kutsanan ahlaki bir değer olarak karşımıza çıkar. Adillik ise işte zaman zaman o avın eşit bir biçimde aramızda bölünmesiyle bu konflikti aşmamıza işlev gösterir. Ve bazen de malı işte ilk bulanın sahibi olacağına yönelik bir ahlaki değere sahip olmak. Yani önceden bir özel mülkiyete sahip olmaya saygı duymak da bir işbirliği sağlar insanlar arasında. Ve böylece çok büyük bir koalisyon olarak bütün insanlık hayatta kalma becerilerini arttırabilir diyor bu kuram bize. Benim burada odaklandığım kısmı ise karşılıklılık ahlaki temeliydi. Bu alanda ben 2 tane çalışma yaptım. Ve 2 çalışmada da aslında iç grupla özdeşleşme düzeyinin kayırmacılığa neden olup olmadığını görmek ve bu etkiyi karşılıklılık ahlaki ilkesine önem vermenin düzenleyip düzenlemediğini araştırmaktı. İlk çalışmada korelasyonel bir çalışmaydı. Şöyle bir şey vardı. Bir hayali senaryo neticesinde insanlar iç grup kayırmacılığı çalışmalarının sıklıkla kullandığı bir paradigma üzerinden
bir para paylaştırma görevi yaptılar. Bu hayali senaryoda belli bir maddi bütçe vardı. Bu bütçenin Suriyeliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında paylaştırılması gerekiyordu. Ve katılımcılar bu paranın ne kadarını Suriyelilere gitsin, ne kadarını Türklere gitsin şeklinde, daha ayrıntılı bir senaryo tabii bu ama özetleyerek söylüyorum. Böyle bir para paylaştırmaları gereken taskın içerisine dahil oldular. Ve çalışmanın sonucu gösterdi ki karşılıklılık ahlaki ilkesine sahip olmak ve bu ahlaki ilkeyi yüksek düzeyde aslında barındırıyor olmak, her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğine çok fazla sahip olsak da Suriyelilerle Türkler arasında sahip olunan o parayı daha eşitlikçi bir biçimde pay ettiğimizi gösteriyor. Yani kendi grubumuzu kayırmadığımızı gösteriyor. Fakat karşılıklılık ahlaki ilkesinin çok önemsenmediği katılımcılarda ise böyle bir etki söz konusu değil. İlk grupla özdeşleşme çok baskın bir değişken olarak kayırmacılığa neden olabiliyor. Bunu gördük. Sonrasında bu etkiyi deneysel olarak çalıştığımız ikinci bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmada ise bir lisanstaki dersin en başında öğrenciler çeşitli gruplara ayrıldılar. İşte her zaman yaptığımız aslında bu ödev gruplarıydı bunlar. Ve öğrencileri bir dönem boyunca hep beraber kendi gruplarıyla bir ödevi yapacakları duyurusu yapıldı ve öğrenciler kendilerine birer grup oluşturdular. Dörderli, beşerli gruplar halinde gruplar oluşturdular. Ve bir dönem boyunca çeşitli ödevler yaptılar. Dönem sonunda ise bu ödevlerini sundukları ve notlandırma aldıkları bir süreç atlattılar. Sonrasında ise kendilerine bu deneye davet ettik. Ve kendi bu iç gruplarını, yani bu ödev gruplarını, yaklaşık işte 4 ay boyunca beraber ödev yaptıkları grupları ile dış grupları değerlendirmelerini istedik. Bu değerlendirmeyi ise yine aslında bir kayırmacılık paradigması bağlamında yapmalarını istedik. İşte semantik açıdan sıcaklık, soğukluk, dürüstlük, güvenilirlik gibi arkadaş canlısı ya da düşmanca gibi zıt kutuplar açısından kendi iç gruplarını ve dış grupları ne kadar değerlendirdiklerini bize söylemelerini istedik. Ve burada deneysel manipülasyon olarak ise karşılıklılığı kullandık. Karşılık manipülasyonunda olan bireylerin, yani karşılık ilkesini bizim boost ettiğimiz katılımcıların kendi iç gruplarıyla özdeşleşme düzeyleri çok yüksek olmasına rağmen iç grup kayırmacılığı yapmadıklarını tespit ettik. Fakat karşılıklılık manipülasyonu almayan katılımcıların ise iç grup kayırmacılığı yapmaya devam ettiklerini gördük. Şeyi atladım. Kayırmacılığın bir diğer boyutu ise puan paylaştırma göreviydi. Para paylaştırmanın bir alternatifiydi. Orada da öğrencilere toplam bu ödev kapsamında alacakları 5 puan olduğunu söyledik. Ve bu 5 puanı kendi grupları ve dış gruplara pay etmelerini istedik ve bu puan da gerçekten sene sonunda notlarına bizim yansıtacağımız puan olarak kendilerine sunuldu. Burada da benzer bir örüntüyle karşılaştık ilk çalışmadaki gibi. Şimdi biraz toparlayacak olursam, buraya kadar benim aktarmaya çalıştıklarım aslında grup içi süreçlerde ve gruplar arası ilişkilerde ahlakın rolü ahlak ve grup dinamikleri arasında sıkı bir etkileşim olduğunu aslında gösteriyor. Bugün birçok farklı toplumda yaygın olarak kabul edilen bu evrimsel kökenleri olduğunu da bildiğimiz ahlaki değerler çeşitli grup süreçlerini yaratabiliyor. Ya da benzer ahlaki değerlere sahip bireyler kolaylıkla bir araya gelebiliyor, yine en başta söylediğim gibi. Ya da işte bu grupun süreçleri değerler çerçevesinde şekillenebiliyor. Bir anda böyle bir kısım var. Fakat aynı zamanda grup üyelikleri ve sosyal kimlikler de ahlaki yargıların oluşmasında ve belki de değişmesinde etkili olabiliyorlar. Yani işte bu durumun tam da günümüzdeki aslında ahlak psikolojisi literatürünün temel paradigması olarak benimsediğimiz etkileşimci paradigmaya karşılık geliyor. Bunu bu şekilde adlandırıyoruz. Ahlaka dair aslında bir bütüncül bakış açısı söz konusu burada. Kültürel etkenler ve biyolojik etkenler dikotomisinin böyle tek taraflı ele alınmadığı ve böyle alındığında bir tarafın aslında eksik kaldığına yönelik bir eleştiri üzerine kurulu. Örneğin ahlaki hassasiyetlere sahip olmak bir adaptasyon, bunu savunan yaklaşımlar söz konusu. İnsanların bunu edinmeye dair biyolojik bir potansiyeli olduğunu iddia ediyorlar.
Başka bir ifadeyle bu potansiyelin insanlara genetik olarak bir hazır olunmuşluğu sunduğu söyleniyor. Ancak bu biyolojik potansiyel çevresel girdiyle aslında etkileşime girmediği sürece, yani mesela bir insan grubu içerisinde yaşamadığımız sürece bildiğimiz anlamda bir ahlaki hassasiyetten de bahsedemiyor oluyoruz. Dolayısıyla ahlakın yalnızca bireysel farklılıklar üzerinden incelenmesi ahlak kavramının ya da bu olgunun ve sosyal hayattaki etkilerinin tam olarak anlaşılmasını biraz sınırlı kılıyor. Tersini düşündüğümüzde ise yani ahlakın bu hazır oluşlar sağlayan evrimsel motivasyonlarını göz ardı ettiğimizde sosyal inşanın aktif olarak etkisinin olmadığı hiçbir alan ve davranış aslında ele alınamaz hale geliyor. Ve bireyler arası farklılıklar aslında açıklanamaz hale geliyor. Aynı grubun üyesi olsalar ve aynı inşa süreçlerinden geçseler de bireyler arasında çeşitli ahlaki farklılaşmalar değerlendirilemez hale geliyor. Dolayısıyla bu açıdan ahlak ve grup dinamikleri arasındaki ilişkilere odaklanmak tam da etkileşimci paradigmanın pratikteki karşılığı olarak düşünülebilir. Ve bu alandaki çalışmalar da henüz çok da yaygın olarak yapılmış durumda değil. Bunu şimdiden söyleyebiliriz. Yani bu alanda henüz çalışılması gereken çok fazla olgu söz konusu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Varsa soru,